Müslüman uyuma, kardeşine saygı. Müslüman uyuma, kardeşine saygı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve اللهم انصر من نصر الدين آمين. اللهم انصر عساكر الموحدين آمين. اللهم انصر جيوش فلسطين آمين. اللهم انصر جيوش غزة آمين. اللهم انصر جيوش قسام آمين. اللهم قهر أعدائك وأعداء الدين آمين. اللهم قهر يهود والنصارى والمشركين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي gecenin şu vaktinde el açtık, boyun büktük, rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı en güzel şekilde makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Amin. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama salat ve selam ediyoruz. Ey Rabbimiz, sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza ile. Amin. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma. Amin. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Onların ruhlarını şad eyle. Amin. Onları sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle. Amin. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Amin. Bu kutsal dava uğrunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize nusretini gönder. Amin. Bizi de onlara yardımcı eyle. Amin. Kardeşlerimize en kısa zamanda nusretinle zaferler nasip eyle. Amin. Ey Rabbimiz, Müslümanlara zulmeden, mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz.
bu hainleri tahru perişan eyle. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle. Amin. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi zalimin karşısında mazlumun yanında olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rab, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınasısın. Bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Amin. Ya Rab, Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle. Amin. Evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlum Müslümanlara kurtuluş nasip eyle. Amin. Ey Rabbimiz, sen Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Amin. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Amin. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle. Amin. Vansurna alel kavmil kafirin. Vansurna alel kavmil zalimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Fiziki olarak, zahiri olarak Gazze belki bu gece karanlığa gömülmüş olabilir. Ama Allah'ın izniyle direniş gruplarının yüreği aydınlıktır. Ve Siyonist çeteyi Rabbimin izniyle yerle yeknesan edecektir. Ve bütün şer güçleri ve bütün özellikle modern Haçlı zihniyetinin bu gecede toplandığı ve Gazze'yi abluka altına aldığı bir gerçektir. Bizler ümmet olarak bütün İslam ülkelerinde bir Müslüman olarak, ümmetin bir müntesibi olarak her birimiz bir vücudun farklı azaları gibi aynı derdi paylaşmak zorundayız. Ahmet meydanlarından, Diyarbakır meydanlarından direnişe selam gönderiyoruz. Direnişe selam gönderiyoruz. Ve direnişe selam gönderiyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün dünya susmuş olmuş. Ama herkes şunu bilsin ki, bugün eğer o kardeşlerimiz zarar görürse, dünyada hele hele özellikle İslam ülkelerinin halkı ve liderleri asla ve asla rahat yüzünü görmeyeceklerdir. Çünkü bu Arz-ı Mevlud projesinin bir adımı olarak görülmesi lazım. Davut koridorunu açmaya çalışıyorlar. Rakka'ya uzanmaya çalışıyorlar. Irak'a uzanmaya çalışıyorlar. Mezopotamya'ya uzanmaya çalışıyorlar. Bizim bulunduğumuz topraklara göz dikmeye çalışıyorlar. Ve bu asla orayla sınırlı olan bir harp olmayacaktır. Bir soykırım değildir sadece oraya, has bir soykırım değil. Bu soykırım ümmete yönelik adım adım, aşama aşama gelecektir. Bunu böyle bilelim. Ve bizler bugün Diyarbakır meydanlarında halkımıza şunu sesleniyoruz. Evet, hepimiz bu gece haykırmalıyız. Sabaha kadar Rabbimize niyazda bulunmalıyız. Ve sesleniyorum. Birleşmiş Milletler, sözüm ona. Hele hele özellikle çocuk haklarını korumaya yönelik diye ifade edilen UNICEF var. Çocuk haklarını koruma birimi, örgütü diye. 54 maddeden oluşuyor. Ve bu 54 madde çocukların öldürülmesinden, çocukların yetiştirilmesine, beslenmesinden eğitimine kadar madde madde sıralanmışlar. Ama soruyorum, ey Birleşmiş Milletler, siz bugüne kadar Gazze'de bir bir yek yek katledilen o bebeklerin suratına, gözüne nasıl bakacaksınız? O yazdığınız 54 maddeyi alıp suratınıza çarpıyoruz. Sizden ikiyüzlü ve sadece kendisini düşünen bir yapısınız. İnsanlığınızı kaybettiniz. İnsanlığınız öldü. Sadece insan olarak kaldınız. Merak etmeyin, insan olarak da öleceksiniz. Kaçarı yok. Her nerede olursanız olun, insan olarak da öleceksiniz.
öleceksiniz. İnsanlığınız öldü sizin. Değerli kardeşlerim, özellikle Birleşmiş Milletler'in bu maddeleri ben burada sıralayacak durumda değilim. Ama şunu bilelim ki her bir masum çocuk Allah'ın izniyle bir bomba olacak. Şehit olan her bir bebeğimiz sizin yuvanızı darmadağın edecektir inşallah. Bizler bu ülkede, bu coğrafyada, bu memleketin birer ferdi olarak şunu hatırlatmak istiyoruz. 29 Mayıs seçiminden önce Sayın Cumhurbaşkanı eğer Türkiye düşerse Kudüs düşer, Gazze düşer, Filistin düşer. Biz de dedik ki Türkiye düşmesin. Neden? Gazze düşer, Aksa düşer, Kudüs düşer, Filistin düşer diye yanında yer aldık. Destek verdik. Ve soruyorum, şu anda Gazze düşüyor. Neredeyiz? Söylediğimiz her sözün mutlaka bir gün hesabı olacaktır. Er ya da geç. O yüzden bugün elinde imkanı olan, eğer bu imkanı kullanmazsa Ruh-i Mahşer'de acaba Rabbimizin huzurunda nasıl hesap verecek ve bu dünyada ölünceye dek acaba vicdanı nasıl rahat edecek? Bunu merak ediyorum. Değerli kardeşlerim, elbette biz ilk günden bugüne kadar hep meydanlarda olacağımızı söyledik. İmkanlarımız dahilinde olması gereken neyse biz olmaya çalışacağız. Ve asla küfre rıza göstermeyeceğiz. Zulme rıza göstermeyeceğiz. İşgalci Siyonist çetesinin sonu gelinceye kadar Allah'ın izniyle biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesileyle Rabbim hepinizin hayrını ve katılımını kabul görsün katında inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamd ile seni hamd ederiz. Alemlere rahmet müjdesine mazhar olan ve zalim, kaypak, maymun ve domuzlaşmış Yahudilerin korkulu rüyası Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya selat ve selam ederiz. Ya Rab, mübarek ve kutsal topraklarımızdaki bu hak ve batıl mücadelesinde cihad eden hakperest mücahitlere selam olsun. Ey vaadi hak olan Yüce Rabbimiz, vaadini yerine getirmeni senden niyaz ediyoruz. Nusretini indir ya Rab. Yardımını indir ya Rab. Bedir'de indirdiğin gibi ya Rab. Hendek'te indirdiğin gibi ya Rab. Hayber'de indirdiğin gibi ya Rab. Ya Rab, bu aşağılık, kaypak, cani ve vahşi siyonistleri tez mağlup ederek maymun ve domuzlara çevir. Bu mel'unları şiddetle lanetle. Bizim de meleklerinin de lanetlerini onların üzerine eyle. Ya Rab, kalplerine mücahit aslanlarımızın korkusunu sal. Ya Rab, onlara eman verme. Ödlerini paramparça eyle. Onları kahru perişan eyle. Ya Rab, onları mahveyle. Silahlarını onlarda infilak eyle. Attıklarını isabet ettirme. Güçlerini tarumar eyle. Ya Rab, onları kör ve sağır eyle. Onları birbirleriyle meşgul edip darmadağın eyle. Onları destekleyen cümle kafir ve zalim devletleri perişan eyle. Ya Rab, Amerika'yı rezil eyle. İngiltere'yi rezil eyle. Almanya'yı perişan eyle. Fransa'yı rezil eyle. İtalya'yı rezil eyle. Bu it ve çakalları perişan eyle. Bunların safında kim varsa paramparça eyle. Birleşmiş kafirleri birleşe çevir. Onları paramparça eyle.
Onlara halklarını musallat eyle. Onlara memleketlerinde huzur verme ya Rab. Ya Rab, ekonomilerini alt üst eyle. Onları tarumar eyle. Ya Rab, bu beddualarımızı bizden kabul eyle. Onlara isabet eyle. Onların bombaları gibi onların başında infilak eyle. Ya Rab, bu cengaver mücahitleri tez müzaffer eyle. Onları ayetlerinle destekle. Onları Zilzal suresiyle destekle. Onları Seyyuhzemül Cem'u ayetiyle destekle. Onları Elem Tere Keyfe ile destekle. Onları Ve Mâ Remeyte İz Remeyte ayetiyle destekle. Ya Rab, Siyonistlere onları ebabil eyle. Onların attıklarını isabet eyle. Şehadetlerini kabul eyle. Derecelerini âli eyle ya Rab. Onları peygamberlerine komşu eyle. Bizleri de onlara arkadaş eyle. Şefaatlerine nail eyle. Her zaman yanlarında kabul eyle ya Rab. Ya Rab, bu şehit olan kardeşlerimizin, çoluk çocuklarının, şehit çocuklarımızın, şehit bacılarımızın ahlarını sana şikayet ediyoruz ya Rab. Onların ahlarını sana şikayet ediyoruz ya Rab. Onların acılarını sana şikayet ediyoruz ya Rab. Sen şikayetleri kabul eden, seslerini duyan, mazlumlara sahip çıkansın. Ya Rabbi, yardımını üzerimize indir. Yardımını o kardeşlerimizin üzerine tez ve acil indir ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Yemek bulamaz halde, elektriksiz, susuz ve çok ciddi çocuklarının ağlamaları içerisinde perişan bir halde çok büyük bir insani dramla beraber büyük bir sabır savaşı veriyorlar arkadaşlar. Geçen gün konuştuk, dedik ki umut, şu İslam ülkelerinden umut yok. Bakın 57 İslam ülkesinin yapamadığını arkadaşlar, bir avuç Müslüman yapıyor. 57 İslam ülkesi yapması gereken görevi yapmıyor. Bütün işi bir avuç Müslümana bırakmış. 40 kilometre karelik bir yerde, Diyarbakır topraklarının üçte biri kadar bir yerde bir avuç Müslümana bırakmış. 2 milyon nüfus onlara bırakmış. Ve bakın dikkat edin. Bombalananlar hep çocuklar ve kadınlar. Şimdi kardeşlerim, o Müslümanlar görevini yapıyor. Siz de görevinizi yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hepimizden cihad ecri olarak kabul etsin. Şimdi biraz önce bir mesele yaşandı. Bakın il başkanımız ısrarla çağırdı. Arkadaşlar, şimdi burada yapılması gerekeni yapmazsak yarın gitmek gerektiği zaman onu da yapmayız. Şimdi burada verilen görev neyse onu yapmalıyız. İlerisini değil. Yarın, bugün dinlemeyen yarın da dinlemeyecek. O yüzden kardeşlerim, hiçbir provokatöre lütfen fırsat vermeyin. Şimdi gelelim arkadaşlar asıl meseleye. 57 İslam ülkesi, ben geçen gün de söyledim, hiçbirisinden umut yok. Umut beklenen birkaç ülke var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kardeşlerimiz söylediler, bahsettiler. Bir umudumuz vardı. Doğrusu bu umudu hala diri tutmaya çalışıyoruz. Hala ölmesini istemiyoruz. Bu umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu umut kaybolduğu gün iş değişir. Farklı bir yere gider. Müslüman halkların beklentisi var. Bakın Gazze'li Müslümanların da, Filistinlilerin de, bütün İslam ülkelerinde aslında Erdoğan'dan bir beklentisi vardı. Gazze'liler de hayal kırıklığına uğradı. Beklentisi ve umudu olan birçok kesimler de aynı şekilde hayal kırıklığına uğradı. İlk günlerdeki durum hiç iyi değildi. Son günlerde bir şeyler söylendi.
Sonra 24 saat falan söylendi. 48 saat geçti, 72 saat geçti, günler geçiyor, hafta geçti. Ölüyorlar ya. Katler ölüyorlar. Geçen gece yine bir araya gelmiştik. Hastane bombalandı. Şimdi yine bir hastaneyi bombalamaya hazırlanıyor. İçinde 40 bin insan var. Arkadaşlar. Sayın Erdoğan ne yazık ki Selahaddin olma fırsatını kaçırdı. Yani belki bir ihtimal hala var. Hala bir ihtimal var. Ancak ben öyle görüyorum ki sanki nasip olmayacak. Görev onun görevi değil. Bu görev sizde arkadaşlar. Bakın Selahaddin'in ordusunda süvari bölükleri zazalardan oluşuyordu. Öncü birlikler hepsi zazalardı. Hemen arkadan gelen piyade büyük birlikler hepsi kurmaçlardı. Bu topraklardan gittiler. Arapların aldılar yanlarına. Ama bir destek daha vardı. Zengi ona çok büyük bir destek verdi. Bir Müslüman Türk sultanı olan Zengi yolunu açtı. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer yapamıyorsanız Selahaddinler var. Allah'ın izniyle hazırdırlar. Ve hepsine gitmeye hazırdırlar. Diyarbakırlı'nın lafa karnı toktur arkadaşlar. Diyarbakırlı lafla ilgilenmez. Konuşmaktan haya ediyoruz artık. Ölüyoruz her gün ya. Diyarbakırlı eylem adamıdır. Ben şimdi bakın. Bize düşeni söylüyorum. Ey Antep, ey Urfa, ey Mardin, ey Ahmet, ey Bingöl, ey Şırnak, ey Sir, ey Batman, ey Van, ey Bitlis, ey Muş, ey Hakkari. Nasıl geçmişte buradan ordularınızı çıkardıysanız hazırlanın, hazır olun, toplanın, birlik olun. Şu mezhepti, şu kavimdi bırakın. Şimdi Kudüs zamanıdır. Şimdi ümmetin kurtuluş zamanıdır. Bu iş acıdır. Acıları yudum. Acıları tadacağız arkadaşlar. Ancak bakın buna hazır olmak zorundayız. Bu işi yapmak zorundayız. Bu iş iman işidir. Bu iş saltanat işi değil. Bu iş devlet işi değil. Bu iş iman işidir. Allah-u Teala imanından sadık olanlara nasip edecek. Onları seçecek, onlara verecek. Başkasına değil. Şimdi tekrar buradan bakın arkadaşlar. Hükümete sesleniyorum. Hükümet, suskunluk bir tarafa. Şu Malatya'da Kürecik Üssü diye bir üs var. Hainler, düşmanlarımız orada. Ne yaptı Kürecik Üssü geçen gün biliyor musunuz? Ben söylemiyorum. Emekli bir general söylüyor. Diyor ki Yemen'den gelen füzeleri Kürecik sinyalleri gönderdi. Amerikan donanması oradan füzeleri imha etti. Türkiye topraklarından geliyor sinyal. Burada onu kapatmayacaksan, hala oraya destek olacaksan, milletin önünde ne söyleyeceksiniz arkadaşlar? Bir ciddi sıkıntı var. Bakın bu Kürecik ve İncirlik üssü acilen kapatılmalı. Onlar kapatmıyorsa Müslüman halklar buraya kilit durmalı. Halkımız ayağa kalkmalı. Arkadaşlar, lafla değil. Bu iş icraat istiyor. Bakın, canımız yanıyor. Kardeşlerimizin orada öyle şekil kalmasına seyirci kalamıyoruz. Hiçbir kardeşimiz kalamaz. Ben Müslümanım deyip imanında sadık olan hiç kimse kalamaz. Sayın Erdoğan, adım atmak zamanıdır. İş yapmak zamanıdır. Miting ve konuşmak zamanı değildir. Şimdi bugün hükümet İslam ümmeti içerisinde bu işi yapabilecek çok yoktur arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Hepimiz taassuplarımızı bir tarafa bırakalım. İran vardır, Türkiye vardır, Pakistan vardır, Malezya vardır, birkaç devlet vardır. Bunlar acilen
şu benim kavmim, şu benim mezhebim demeyi terk edip acilen yan yana gelmeliydi. Sayın Erdoğan'a bu görev düşüyor. Şu efendim onlar önümüze geçer, onların milli çıkarları bizim önümüze. Bunları bırakın ya. Ümmetin maslahatı her şeyin önündedir, her şeyin üstündedir. Müslümansan böyledir, ırkçıysan değildir tabii arkadaşlar. Eğer ırkçılık yapacaksanız tabii ki değildir. Kendi ırkınıza bakın. Ama bu ırkı, bu ırkçılığı bırakmak zamanıdır. Kurtuluşumuz İslam iledir. Ve bakın o Amerika buraya boşuna gelmedi. Herkes söylüyor. Kudüs düşerse şu anda büyük bir baskıyla orayı yok etmek hesabındadır. İran, Türkiye sırayla geliyor. Herkes söylüyor. Madem öyle o zaman birinci cepheyi bırakma. Oradan başlayacaksın. Şimdi onun zamanıdır. Ben uzattım biraz, bir mesele daha söyleyip kapatacağım arkadaşlar. Bakın Müslüman halktan boykot isteniyor. İyi güzel, ben şu Coca-Cola lanetini kimse evine sokmasın. O diğer verilen ürünleri kimse evine sokmasın. Fakat niye bizim ülkemize sokuluyor bu ürünler ya? Bu ülkeye niye bu Yahudi malları sokuluyor? Niçin Yahudilere destek veren bu mallar bu ülkede satılıyor? Hükümete düşüyor. Bizi uyutuyorlar ya. Arkadaşlar ben en fazla bir tane almayacağım. Sen en fazla birkaç tane almayacaksın. Hükümete düşüyor. O mal burada satılmamalı. Buraya gelmemeli. Sayın Ticaret Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen samimiyete davet ediyorum. Bu malları önce bu ülkeye sokmayın. Millet nereden bilsin hangisi hangisidir? Niye satılıyor bu ülkede? Niçin yerli insanımızı desteklemiyorsunuz? Niçin yerli üretimi desteklemiyorsunuz? Yerli üretimi desteklemenin yolu Yahudi malını buraya sokmamaktır. Sokma arkadaş. Bu güç sende, bu senin elinde. Bizi oyalama ya, Coca-Cola ile uğraştırma bizi ya. Bu adımlar atılmadıkça biz samimi adımlar atıldığına inanmayacağız. Füze atmasını istemiyoruz da dikkat edin ne söylüyoruz. Yok o güç arkadaşlar, yok. Olsaydı zaten yapacaktı. Yok. Ne onlar kendini kandırsın ne bizi kandırsınlar. Biz hazırlanmalıyız. Bir göreviniz var. Tarihi bir göreviniz var. O görev yaklaşıyor. Size daha önce de hazır olmamızı söylemiştik. İşte o gün geldi. Artık iyice hazırlanın. Artık dünyayı bir tarafa bırakın. Kefenlerinizi giyin. Hazır olun. Bu hazırlık artık son demidir. Hakkınızı helal edin, uzatmış olduk. Bunun üzerine bir şey söylemeyin. Hepimiz hep beraber inşallah bu işi hazırlayalım. Ve işi tamamına erdirelim. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim hepimizden kabul etsin. Hepinizin sayeni meşgul eylesin. Ve bizleri inşallah Kudüs'te birlikte Mescid-i Aksa'dan namaz kılmaya memur ve muvaffak eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, değerli bacılarım, hatiplerimiz gereken her şeyi söylediler. Kardeşimiz de sözün bittiği yeri yaşadığımızı ifade etti. Hakikaten öyle. Evet, biz Kudüs şairlerini yetiştirdik. Kudüs'ü yazanları yetiştirdik. Kudüs üzerinden palazlanan, Kudüs üzerinden mesafe alan siyasetçileri de yetiştirdik. Ama görüyoruz ki Kudüs mücahitlerini yetiştiremedik. Kudüs mücahitlerini, Kudüs yiğitlerini yetiştiremedik. Demek ki biz meseleye en kolay yerinden bakmışız. En hamasi yerinden bakmışız. En kavli yerinden bakmışız. Biz zahmeti, zoru göğüsleyememişiz. Biz Kur'an'dan falan da bir şey anlamamışız. Kur'an bugünleri anlatmış bize. Kur'an bugünleri tarif etmiş bize. Kur'an önümüzdekini bize çok önceden ifade etmiş zaten. Dostumuzu da, düşmanımızı da, onları çevreleyen sınırları da açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama biz bakmamışız.
Biz onu yüzünden okumuşuz. Gereği gibi teenniyle, tefekkürle onu idrak edememişiz. Dolayısıyla bu gece biz bunları konuşurken Gazze'de kardeşlerimiz katlediliyor. Dünyanın tanık olabileceği en büyük katliamlara maruz kalıyor. Çok ağır bir trajedi. Dünyanın gözleri önünde ağır ağır ve inim inim inleterek oradaki kardeşlerimizin hayatına mal oluyor. Evet. Bizler gereği gibi onlara sahip çıkamadık. Bizler gereği gibi bir Müslüman tavrı kuşanamadık. Hele hele içinde köle ahlakı barındıran o Müslüman devletlerin yöneticileri var ya, o içinde köle ahlakı barındıran o sefihleri ancak bugün çok daha iyi anlıyoruz. Gazze her şeyi apaçık önümüze koydu. Bir turnuzon kağıdı mı dersiniz? Bir projektör mü dersiniz? Bir projeksiyon mu dersiniz? Adına ne derseniz deyin ama çok iyi gösterdi bize her şeyi. Bizlerin bugün burada olması elbette çok kıymetli. Bunu yadsımayacağız hiçbir şekilde. Ben inanıyorum ki bu yakarışlarınız, bu duruşunuz, buradaki çağrılarınız, buradaki yankı bulan sesleriniz elbette manevi bir rabıta ile o kardeşlerimizin cesaretini kat kat artıracaktır. Ve oradaki zalim siyonistlerin de korkusunu, oradaki zalim siyonistlerin de Müslümanlar karşısındaki zavallılığını da bir artıracaktır. Rahmetin kadrajı elbette buraları görüyor. Elbette sizler bir yerlerde yazılıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Ama var ya İsrail'e borcumuz yok deyip de İsrail'in alacaklı gibi davranmasına müsaade edenler var ya, onları nereye koyacağız? Eğer borcu yoksa niye alacaklı gibi davranmasına müsaade ediyoruz? Niye bunun gereğini yapmıyoruz? Açıklayın. Derdinize de ortak olmaya hazırız. Davanıza da ortak olmaya hazırız. Bugüne kadar her meselede ortak olmaya razı gelmedik mi? Her şeyi göze alarak duruşumuzdan, tavrımızdan ödün verdik mi? O zaman bugün biz çağırıyoruz. Meydanlardan biz sesleniyoruz. Size gerek yok. Çağrıyı bizler yapıyoruz. Fiili müdahale yapın. Gereğini yapın. Kürecik. Başta Kürecik olmak üzere hemen şurada. Ve İncirlik üstlerini kapatın. İsrail'le bütün askeri, ekonomik, ticari, siyasi tüm ilişkilerinizi ve tüm diplomatik ağlarınızı bitirin. Bunu siz yapın. Ve kesinlikle İsrail mallarına kurumsal olarak bir devlet boykotu getirin. Zaten fiili bir boykot var. Eliniz güçlü. Buna devlet destekli bir boykotla eşlik edin. Borcunuz yok çünkü. Gereğini yapmanız lazım. Herkes bunu sizden böyle istiyor. Türkiye'nin bütün Müslümanları böyle istiyor. Şu an bu gece bu saatte Türkiye'nin dört bir yanında alanlara çıkan bütün İslami sivil toplum kuruluşları, kalbinde merhamet atan, kalbinde vicdan inleyen, kalbinde Gazze tüten, herkes bunu sizden böyle istiyor. Bunu böyle yapın. Biz zaten Birleşmiş Milletler'in bir maskeli balo içinde olduğunu biliyorduk. Maskeli olduklarını zaten biliyorduk. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, çocuk haklarına dair sözleşmesinin, uluslararası tüm hak ihlallerini içeren tüm bildirgelerin birer kağıttan helva olduklarını da biliyorduk. Onlardan bir beklentiniz zaten yoktu.
olsaydı Gazze'de uluslararası hukuk, insan haklarının tüm hukuk çerçevesi ağır ve açık bir şekilde ihlal edilirken buna müsaade ederler miydi? Onlar tek tek ne yaptılar? Gidip Gazze'de Müslümanları katleden Siyonizmanın, Siyonistlerin önünde el pençe divan durdular. Ve teker teker gidip biat taarruz edildiler. Biat yenilediler. Onlardan zaten beklenen buydu. Allah onları kahretsin. Yerin dibine batırsın. Ama bunu bizim elimizde yapsın diye dua edelim. Ama bunu bizim gayretimizde yapsın diye dua edelim. Ama bunun için biz mücadele edelim. Biz bunun için dua edelim. Çaba sarf edelim. Kuşanalım. Bu böyle olsun diye dua edelim. Biz vazıta olmaya razı gelelim. Bizim elimizde gerçekleşsin. Biz bir Müslüman tavrı kuşanmak böyle olur. Dolayısıyla kardeşlerim, ben buradaki duruşunuzun dua dua yükseleceğine yakinen inanıyorum. Ve elbette ki Gazze'de hiçbir Müslüman yaptığı bu direnişten ötürü, uğradığı bu mezalimden ötürü ve canlarını kaybederek ulaştığı bu şehadet mertebesinden dolayı asla mahzun olmayacaklardır. Zaten onların dünyadan da şu mevcut Müslüman profilden de çok beklentileri yoktu ki. Ne diyorlardı her seferinde? Ben daha Gazze ve Filistin topraklarında yankılanan kadar hasbunallah ve nimel vekil sözünü başka hiçbir yerde duymadım bu çoklukta, bu yoğunlukta. Onlar biliyor ki, onlar bunu biliyordu ki yardımı, medeti, merceği Allah'a adres olarak gösterdiler. Allah'tan medet beklediler. Merce olarak Allah'ı bildiler. Ona sığındılar. Acınacak durumda olan bizleriz. Dolayısıyla bizim tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı gibi, nasıl ki önce Müslümanları dünyalık prangalardan kurtararak ve sıyırarak özgürleştirdi, ondan sonra Kudüs'ü özgürleştirebildi, biz de önce kendi ağırlıklarımızdan sıyrılarak kendimizi özgürleştirelim. Ondan sonra Kudüs'ün özgürlüğü için elbette Allah bizi vasıta yapar. İnanıyorum ki buradaki kardeşlerimiz de buna muvafıktırlar. Buna uygundurlar. Bu kalplerinde yankılanan bu ses, bu ciğerden yükselen bu ateş, bu vaziyeti gösteriyor zaten. Allah'ın izniyle bu cehdimiz asla boşa gitmeyecek. 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu başlandığından bu yana bu cehdimizde bu sahiplenen duruşunuzla, bu kıymetli vaziyetinizle çok büyük işler başardınız. Meydanları inlettiniz. Bir Müslümanlar içerisinde bir bilinç kazandırma adına büyük işler meydana getirdiniz. Bıkmadan, usanmadan bu vaziyeti, bu cihadı, bu çabayı, bu cehdi gösterdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ve Rabbim Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Onları tez zamanda Siyonistlerin başına bela kılsın. Siyonistleri hiç beklemedikleri bir yenilgiyle karşılaştırsın. Ve onları tarihte asla unutamayacaklar bir hezimete sürüklesin. Gazze onlar için mezar olsun. Bizim için de kurtuluş olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıtığın Kudüs ve çevresinde zalim ve azgın Siyonistler tarafından başlatılan hayasız ve işgal ve katliamlara karşı bu meydanlarda toplandık. Ümmetçe ellerimizi sana açtık, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.
ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, zulme asla rızası olmayan, kahhar ve cebbar olan Allah'ım, dünyayı yaşamaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı bizleri uyanık eyle. Amin. Zalimler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Allah'ım, Siyonist işgalci çeteyi kahru perişan eyle. Amin. Hedeflerini şaşırt. Amin. Güçlerini zayıflat. Amin. Kalplerine mücahitlerin korkusunu düşür. Amin. Birliklerini dağıt. Başta Amerika olmak üzere tüm işbirlikçilerin emellerini boşa çıkar. Amin. Tuzaklarını boz. Amin. Direnişçilere zaferler nasip eyle. Amin. Dirençlerini, güçlerini, sabırlarını artır ya Rabbi. Amin. Müslümanların arasına birlik ve beraberlik nasip et Allah'ım. Amin. Ey tuzağı en üstün olan Allah'ım, onların tuzaklarını kendi başlarına geçir.